sabaha karşı yaşandı dedik, yıkım olayı ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanan oradaydı sevgili seyirciler. Merhabalar efendim. Merhabalar, iyi yayınlar. Herkese selam ve saygılar. Teşekkür ediyoruz. Evet, siz oradaydınız. Orada direnen mahalleli vardı. Onlarla birlikteydiniz. Yıkıma engel olmaya çalıştınız. Sabahın çok erken saatinde 3-4 sularında yaşandı değil mi olay? Neler oldu tam olarak? Şimdi dün caminin yıktırılması için İstanbul Büyükşehir Belediye Zaptası, Üsküdar Belediye Zaptalarıyla birlikte, emniyetle birlikte gelmişlerdi. Ancak dün vatandaşımız, yani cami cemaati, Kirazlıtepe'de oturan vatandaşlar, caminin ibadet alanı olduğu, ibadetlerini burada yaptıklarını, caminin yıkılmaması için direndiler ve dün yıkmadılar. Yıkmayınca bugün sabah üçte beni aradılar. Sabaha karşı üçte beni aradılar. Ben Bolu'daydım. Bolu'dan saat 5 gibi Esentepe Camisi, Kirazlıtepe'ye vardım. Ve gittiğimde bunlar yine yıkımla uğraşıyorlardı. Tüm Kirazlıtepe sakinleri, cemaat cemaat, yani cami cemaatinin hepsi orada caminin yıkılmaması için direniyordu. Ancak vatandaşın üstüne sabah namazında, bakın sabah namazında biber gazıyla, tazikli suyla vatandaşı oradan uzaklaştırıp camiyi yerle bir ettiler, yıktılar. Şimdi niçin bir cami sabah erken saatlerinde, böyle saat 5.30-6 gibi, yani sabah namazında yıktırılır? Biliyorsunuz geçmişte Türk Ceza Kanunu'nda idam cezası vardı. İdam cezaları ne zaman infaz edilirdi? Sabaha karşı infaz edilirdi. Burada da yapılan bir cami infaz ettiler. Yani sabaha karşı kimsenin görmeyeceği, duymayacağı bir şekilde infaz etmeye çalıştı. Ama tüm dünya kamuoyu bunu gördü. Oradaki ibadetini yapan dini bütün vatandaşlarımız, mahalleli vatandaşlar caminin yıkılmaması için direndiler ama biber gazı ve tazikli suyla engellendi. Bu neyi bize gösteriyor? Bu olay bize pek uzak değil. Aslında İsrail'in Filistin'e yaptığının bir aynısı. Evet, tam olarak öyle diyebiliriz. Yani bu niçin? Şimdi diyorlar ki vatandaşı kandırıyorlar. Diyor ki efendim biz kentsel dönüşümle aynı cami yapacağız öyle diyorlar. Yalan söylüyorlar, aynı yere cami yapmayacaklar. Çünkü orayı yıkıp diyorlar ki yukarıda büyük camcada yapılan büyük cami var, oraya gidin diyorlar. Peki kardeşim, vatandaşa yakın bu cami, yazık günah değil mi? Yani ibadeti vatandaşa en yakın, en erişilebilir bir yerde olması gerekmiyor mu? Yaşlısı var, engellisi var, hastası var. O rampadan nasıl inip çıkabilsin? Yani burada maalesef bu hafta camiler ve din adamları haftası. Camiler ve din adamlarının, insanların haftası da ve sabah namazında ilk olarak bir cami yıktırılıyor ve AK Parti iktidarının adı camiler ve din görevlileri haftasında sabah namazında cami yıkan iktidar olarak tarihe geçmiş olacak bu aslında. Evet, yani oradaki vatandaş o saatte orada sabah namazını kılması gerekirken maalesef biber gazı yediler. Biber gazı, tazikli su ve envai tür biber gazlarla, yani orada tüm ayrıntılı vaziyette cami minaresinin, caminin nasıl yerle bir ettiğini sosyal medyada ayrıntılı vaziyette hepsini yayınladım ben. Ama orada maalesef bir sefer niçin yıkıyorlar? Aslında orası deniz görüyor. Kirazlıtepe mahallesindeki mahallenin tamamı deniz görüyor. Birinci katı da deniz görürsünüz, ikinci katı da görürsünüz, üçüncü katı da görürsünüz. Yani orada aslında gözleri rant bürünmüş. Evet. Şimdi yani kentsel dönüşümü yapacaksanız da vatandaş odaklı, insan odaklı yapın, burada vatandaş kazansın. Başkalarına niçin rant peşkeş çekmek için vatandaşın hem camisini yıkıyorsunuz hem evlerini başına yıkıyorsunuz? Yani aslında burada vatandaşa verilen mesaj şu: bak kardeşim, ben sabah namazında cami yıkıyorum, senin evini hayda hayda yıkarım. Verilen mesaj bu aslında. Yani şimdi bu görüntüleri kentsel dönüşüm bölgesinde deyip savunanlar da var. Gördük yani sizin paylaştığınız videonun altına yazılanlara bakarsak. Ancak bir de işin şu boyutunu ben size sormak istiyorum. Tam tersi olsa, CHP'li bir belediye olsaydı ne olurdu? CHP'li belediye olmuşuz, şu anda 80 milyon insan ayaktayız. İşin doğrusu bu.
Diyecek ki bunlar işte bakın camiye karşı, efendim ibadete karşı, her şeye karşı diyecekler. Maalesef. Yani bunda, yani ben işte esas sorunu zaten burada bu şeye karşı gelenler, caminin yıkılmasına karşı direnen vatandaşlarımızın hepsi de orada diyor ki bizim elimiz kırılsa da biz niye bu AKP'ye oy verdik diyorlar. Yani orada bir parti sorunu değil, vatandaşın ibadet etme özgürlüğü, inanç özgürlüğü orada engellenen. Evet, kesinlikle. Yani şimdi baktığımızda da vatandaşlar da oldukça bu durumdan şikayetçi ve mağdur olduklarını belirtiyorlar. Öte yandan yine sahip çıkan ve onların yanında olan, onlarla birlikte direnen sizlersiniz. Vallahi ben bugüne kadar insan hakları aktivisti olarak insanların felsefi, siyasi düşüncelerine, parti düşüncelerine, dinine, mezhebine, kimliğine, cinsiyetine bakmaksızın nerede bir insan hakkı ihlali varsa orada olduk. Ve netice itibariyle bu bir din ve vicdan özgürlüğü de, ibadet özgürlüğü bir insan hakkıdır. Bu insan hakkının ihlal edilmesini ben karşı çıkıyorum. Ve buna isyan ediyorum. Siz camiyi yıkacaksanız da sabah namazında yıkmayın. Bir idam cezası sabaha karşı infaz edilir. Camiyi de aynen bir idam cezası gibi infaz edemezsiniz bu saatte. Evet. Sizin de bu konuda biliyoruz ne kadar hassas olduğunuzu, yeri geldi, yaralandınız bile bu uğurda, biliyoruz Sayın Tanal. Bugün zaptalar bana saldırdı, yine benim parmaklarımda yara var. Geçmiş zaptalar olsun orada diyeyim. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediye zaptalar bana saldırdı zaten, o da polis alana soktu. Görün Sayın Vekilim dedi. Ben yani o anlamda polisler o konuda bana her türlü kolaylığı gösterdi ama Büyükşehir zaptasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zaptasıyla Üsküdar Belediyesi zaptaları bana saldırdı. Yani bunu yaşadık. Maalesef. Peki, eklemek istediğiniz başka bir nokta varsa alalım Sayın Tanal. Demek istediğim benim şu, AKP iktidarı rant dışında hiçbir şey düşünmez. Dinle, Allah'la, Kur'an'la halkı kandırıyor ve dolandırıyorlar. Yani Allah'la kandıranların partisi aslında. Çünkü işte sabahın erken saatine, yani sabah namazına camiyi nasıl yıktıklarının bir göstergesi. Bunların zihniyetini gösteriyor. Evet, peki. Ve bu daha ötesi, din görevlileri ve cami haftasında cami yıktılar. Bir insanı nasıl siz idam kararı verilmişse sabah erken infaz ediyorsanız caminin de infazını sabah erken yaptılar. Yani bu kadar ironi ve bu kadar şey. Yani onun için burada rant denilince bunların aklı maalesef yani gözü de artık para bürümüş durumda. Allah bunların gözlerini doyursun. Ne söyleyeyim abi? Peki efendim. Teşekkür ediyoruz aktardığınız için. Aynı zamanda tekrar geçmiş olsun dileyelim. Sağ olun. Sağ olun. Eksik olmayın. Saygılar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, AKP'li Üsküdar Belediyesi sabah saatlerinde saat 3 ila 4 sular arasında cami yıktı. Belediye rantsal dönüşüm yaşandığı Kirazlıtepe mahallesinde sabaha karşı Esentepe Camisi'ni yıktı. Polisler yıkıma direnen mahalleliye biber gazıyla müdahale etti sevgili seyirciler ve tam 30'a yakında gözaltı söz konusu. Ayrıntıları da Mahmut Tanal'dan aldık. Peki.